Merhaba arkadaşlar, Tarihte Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün keşen kuvvetler dengesi sorularını farklı bir yöntemle çözmeye çalışacağız. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar, keşen kuvvetler dengesi sorularına genelde ip soruları veya top küre soruları gelir. Çözüm yollarına ya Lami teoremi uygulanır ya bileşenleri ayırma metodu veya üçgen yöntemi kullanılır. Benim yapacağım farklı bir yöntem tort bulma, tort alma işlemi olacak. Bu şekilde de moment konusu, kütle merkezi, basit makine hepsi aynı yöntemle çözülebiliyor. Tort alma yöntemini farklı farklı örnekler üzerine uyguladım. Hemen başlayalım bunları çözmeye. Arkadaşlar, X, Y ipleri 60 N'la şu an sistem dengededir. X ipindeki bir de Y ipindeki gerilme kuvveti nedir? Dediğimiz gibi tort alma işlemi kullanacağız. Şöyle X var, Y ipi var. Örnek vereyim, şu noktaya A noktası desem A noktasına göre tort alacağız. Burada bir üçgen çizin. A noktasının uzaklığı bulsam. 90, 37 ise şu açı kaç derece? 53 derece. 37'nin karşısına 3 desem, 53'ün karşısı 4, 90 derecenin karşısı 5'tir. Şu an uzunluk olarak biz onu aldık. Peki hangi noktaya göre tork alıyoruz? Arkadaşlar buraya yazalım. A noktasına göre tork. Peki A noktasına göre tork alınca zaten Y'nin torku 0 olur. X çarpı kuvvet çarpı kuvvet kolu. X çarpı 3 eşittir. Aşağı doğru ağırlık 60. 60'ı yukarı doğru çıkartırsam 60 N ağırlığın A'ya olan uzaklığı dik uzaklığı kaç? 4. 60 çarpı 4'ten buradan 60'ı 3'e bölsem 20. X değeri 4 çarpı 20'den kaç oldu? 80 N kadar. Peki arkadaşlar, X değeri 80 N'sa zaten üçgenlerden şeyi biliyoruz, Pisagor'u. 6, 8, 13'geni gibi 60, 80, 90 derece ise Y ipindeki gerilme kuvveti de 100 N. Ben X'e kaç N buldum? 80 N kadar. Evet, herhangi bir noktaya göre tork alarak da keşen kuvvetin denge soruları çözülebilir. Şimdi farklı bir soru uygulayalım. Yine tork alma işlemi. İpli sorular 15 N bir yük var. İptek gerilme T. T'yi soruyoruz. T eşittir soru işareti. Peki T'yi soruyorsa farklı bir ipe örnek vereyim. Şu noktayı O noktası deyip O noktasına göre ne alacağız? Tork. Peki O noktasına göre tork almadan önce 37, 53'e burası 90. Şimdi burada bir üçgeni oluştursam O noktasına göre tork alsak direkt o nokta gelir. Peki 90, 37 ise burası ters açıdan 37. 90, 37 ise burası kaç? 53. 37'nin karşısına 3 desem 53'ün karşısı kaç olur? 4. 90 derecenin uzunluğu karşısı 5 birim. Peki O noktasına göre tork alınca yine bu ipin torku 0 olur. Arkadaşlar, kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. T çarpı T'nin buraya dik uzaklığı kaç birim? 5. T çarpı 5 eşittir. Aşağı doğru ağırlık 15 çarpı hangi noktaya göre tork aldık o? O zaman bunu böyle uzattım. Tabi burası dik oluyor. Şunun O noktasına göre dik uzaklığı. Yatayda uzaklığı kaçtı? 4. 4'ü buraya yazarım. 10, 15 çarpı 4 kadar olur. O zaman 15 ile 5 sadeleşir. 3. Arkadaşlar, T değeri buradan kaç oluyor? 4 çarpı 3'ten 12 N kadardır. Peki aynı soruyu, aynı çözüm yöntemini top küre sorularında uygulayabilir miyiz? Tabii ki. Arkadaşlar, türdeş topun ağırlığı 10 kök 3 N. Yatay tepki, duvarın tepki kuvveti en değerinin onu soruyoruz. Şuradaki açı deliği 30 derece. Peki aşağı doğru topun ağırlığı P eşittir 10 kök 3 N kadar değerinde. Peki bu tarafa doğru M var, onu soruyoruz. Arkadaşlar, N'in kaç P olduğunu soruyorsak şu noktaya göre ne alacağız? Tork. Bu noktaya örnek vereyim, K noktası deyip ve K noktasına göre ne alıyoruz arkadaşlar? Tork. Yalnız 90-30 şu açı kaç? 60 derece.
bildiğimiz özel üçgenler. 30'un karşısına 1 desem, 60'ın karşısı kök 3, 90 derecenin karşısı 2 olur. Peki, K noktasına göre tork alınca zaten ipin torku 0 olur. Peki, enin torku ağırlığın torkuna eşit. En çarpı dik uzaklık, en çarpı dik uzaklık kaç kök 3? En çarpı kök 3 eşittir. Aşağı doğru ağırlık. Ağırlık ne kadardı? 10 kök 3 çarpı 10 kök 3'ü böyle uzatırsam amacım K'ya göre tork almak. Şu uzunluk ne kadar? Yatayda 1. Burası da 1 birim kadar. Kök 3'ler arkadaşlar birbirini götürür. En diğeri de buradan kaç Newton kadar değerinde olur? 10 Newton değerinde olur. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların altına yorum yaparsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.